Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemizin 72. dersiyle beraberiz. Şu sekmeyi artık komple tarayıcıyı kapatalım ve 72. dersimize devam edelim. Booking ile devam edeceğiz. Booking üzerinde şöyle API ile çalışacağız tabii yine. Booking üzerinden ben bir otel listesi ve otel işlemleri gerçekleştiriyor olacağım. Hadi gelip beraber başlayalım. Şimdi API'ye geldim, şöyle Booking yazdım ve Booking'in API kısmına geldim. Buranın üzerinde ilerliyor olalım. Şimdi burada Booking dedikten sonra Hotels kısmına geldim. Hotels içerisinde bakın şurada V2 Search Hotels isminde bir seçenek var. V2 Search Hotels'e tıkladım. Şimdi diyor ki Get Available Hotels by the Filter. Tamam. İşte erişilebilir otellerin filtresi burada. Indicate the destination ID and destination type at search location üzerinden sen bunu bulabilirsin diyor. Yani diyor ki sen destination ID'nin ve destination türünün değerlerini search location, yani şurada sol tarafta bir search location var. Buradan bulabilirsin. Check-in, check-out, ondan sonra işte yetişkin sayısı, çocuk sayısı gibi değerleri de filter for search kısmı üzerinden ayarlayabilirsin gibi bir seçeneği burada bize vermiş. Şimdi burada required alanlarına baktığım zaman biraz aşağı indiğimde destination ID geliyor ve şöyle şurada tire İşte 553.173 isminde bir destination ID var. Ben buna gitmeyeceğim. Mesela bunun hemen altında diyor ki sen bunu search location'dan bulabilirsin. Hemen biz search location'a gidelim. Ve buradan search location üzerinde şurada benden bir şehir ismi istiyor. Mesela burada Berlin yazıyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Örneğin yine tabi İngilizce bir isim yapacağım. Mesela nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Hemen kaldım şu an. Bir anda şey gelmedi aklıma. Ülke ve şehir geldi. Paris diyelim. Tamam, Paris. Şimdi geldim. Test endpoint dedim. Paris'ten sonra bakın Paris için veriler gelmiş oldu. Şurada işte 19 tane alt başlığı oldu. 5 tane KG değeri gelmiş oldu. Bizim için burada önemli olan şey şu destination ID. Bakın burada destination ID'si 145 69 28 diye bir destination ID var. Ben bunun üzerinde ilerliyor olacağım. Kopyaladım. Peki diğerlerine baktığım zaman diğerlerinde de destination ID'si şöyle 2281, bunların arasında 145 69 28. Aslında bu City UF, bir saniye, az önceki de mi City UF'ydi? Yok, tam şu destination ID şu lazım bana. Bunu geldim kopyaladım, bunun üzerinde ilerliyor olalım. Şimdi tekrar V2 Search Hotels'e geldim. V2 Search Hotels dedikten sonra şurada room number seçeneği var. İşte oda sayısı, altına inim city. Yani destination type'ı ben city üzerinde çalışıyor olacağım. Ondan sonra order by sıralama türü popülerliğe göre, tamam, ID'ye geldim. Buraya tire'yi ekledim. Ondan sonra şu kopyaladım ID'yi yapıştırdım. Locale değerini değiştirmiyorum. Check-in date sen diyorum işte 2022, şey 2023'ün birinci ayı olsun. 27 Ocak 2023 yaptım. Sonra filter by currency, currency değerini USD yapalım veya euro da yapabilirsin. Euro muydu euro'nun türü? Aynen euro'du şu. Euro olsun, tamam. Ondan sonra çıkış tarihi 2023'ün birinci ayı 28'i, yani 28 Ocak bir gece. Yetişkin sayısı 2, unit değeri metric, tamam. Children age, çocuk yaşları 5 ve üstü, zaten burası opsiyonel diyor. Ondan sonra burası opsiyonel, category filler ID opsiyonel, children number, çocuk sayısı, işte sayfa numarası vesaire, bunları geçtim, bunlara ihtiyacım yok. Şimdi test endpoint dedim. Test endpoint dedikten sonra bana burada ne döndü? Hemen kontrol sağlayalım şöyle. Şurası bir düzelirse kastı şu an. Ha. Expand all dedim. Tamam, burası geldi. Bakın result'ın içerisinde şu anda 20 tane 20 tane kayıt var. Bu 20 tane kayıt acaba arttırılıyor mu? Yani shorted değerini değiştirdiğim zaman burası değişiyor muydu? Örneğin şu page değerini biraz aşağı indim. Şöyle mesela 5 yapsak şurayı. Burada bir değişiklik olacak mı? Test endpoint dedim. Yok, bir değişiklik olmadı sanırım. Aynen. Şu result da daha fazlası için sanırım free'nin dışındaki başlıklara çıkmak gerekiyor. Şimdi result'ın içerisinde 20 tane otel başlığı geldi. Mesela şöyle bir otel geldi. Ondan sonra kahvaltı dahil değilmiş. İşte bölgesi burasıymış. Check-in kısmı için başlıklar var.
İşte 2'de giriş, 12'ye kadar falan şeklinde sanırım son giriş tarihi check-in'in. 12'den sonra check-in almıyorlarmış. İşte vesaire. Burada başka başlıklar var. Filip fotoğrafı var mı? Heh, şurada main poto URL varmış. Şu main poto URL'e bir gidelim. Şöyle buna git yok mu? Bir saniye. Sağ tuş. Adresine git. Bu küçük geldi. Bunun daha büyük hali var mı? Max Poto varmış şurada. Bir de şuna bakalım şöyle. Adresine git dedim. Ha, bakın burada varmış. Bu mesela birinci oda. Çatı katı gibi duruyor. Böyle bir oda seçeneği. Tamam mı? Şimdi benim amacım burada bu otel bilgilerini çekmek. Şimdi ben bunu çekeceğim. Ama bu kez artık burada parametreli olarak çekiyor olacağız. Yani şuradan gelen değerleri. Code Snippets'a gittim. Geldim buraya. C# tarafına HTTP Client'i seçtim. Ardından Copy Code dedim. Kopyaladım. Geldim Visual Studio'ya. Hemen admin tarafı içerisine sağ tuş ekle. Geldim. Yeni bir controller ekleyeceğim. Controller'ımın ismi önce boş bir controller olduğunu bildirelim. Buranın ismi arkadaşlar. Sen diyeceğim. Booking Hotel Search olsun. Booking Hotel Search Controller olarak adlandırmış olalım. Ekle butonuna tıkladım. Ekle butonuna tıkladıktan sonra verilerim buraya gelmiş oldu. Güzel. Yani daha doğrusu indeksim geldi. Şimdi indeksin içerisinde şöyle yapalım. Ctrl V dedim. Bunu şöyle şuraya yapıştırmış oldum. Güzel. Ardından HTTP client'ı kontrol nokta ile buranın hangi namespace'ini system.net HTTP namespace'ini almış olduk. Model klasörünü açtım. Şimdi buranın içerisine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni class ekleyeceğim. Class'ın ismi Booking Hotel Search View Model isminde. Ben burada bir tane Booking için bir arama kriterlerinin olacağı JSON başlıklarını tutacak class oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar tarayıcıma döndüm. Result'a geldim. Result'ın içindeki değerleri copy ile kopyaladım. Kopyaladığım bu değerleri normalde Ctrl V ile yapıştırırsam bakın bu şekilde bana burada işte 5000 satır sonuç döndü. Ama ben böyle yapıştırmayacağım. Ctrl Z dedim. Şu şekilde. Şimdi biz burayı nasıl yapıştıracağız? Edit kısmına geldim. Past Special'dan şurada JSON formatında yapıştırıyor olacağım. JSON formatına yapıştır dedim. Bakın burada bizi 400 satırlık alan karşılamış oldu. Şimdi bu alan karşıladıktan sonra bizim olayımız neydi? Bizim olayımız en üstteki şu root object'i silmekti. Çünkü bir nested olayı vardı. Geçtiğimiz derste değinmiştim buna. Şu root object'i sildim. Root object silindiyse o zaman şuradan da şunu süslü parantezli silinmeli. Bunu da silmiş olduk. Bakın hiçbir hata şu anda gözükmüyor. Şimdi biz nereye gideceğiz? Biz result'a gideceğiz. Yani şu result'a sağ tuş go to definition dediğimde bakın burayı açtı aynı sayfa içerisinde, aynı model içerisinde. Şimdi ben bunun içinde bir takım verileri çekmeyi deneyeceğim. Burada zaten bir sürü veri var. Hani benim amacım burada işte otellerin listesini görmek. Belki burada URL'lerini vesaire görüp onunla ilgili işlem gerçekleştirmek isterim. Ctrl S dedim. Şimdi buraya döndüm. Buraya döndükten sonra diyor ki metodun asenkron olmalı. Public asynchronic task küçüktür sembolünü açtım. Geldim buraya küçüktür sembolünü kapattım. Güzel. Ondan sonra buradaki hata gitmiş oldu. Sonra şöyle bir şey yapabilirim. Şunları bir kapatalım. API Exchange Controller'a geldim. Bakın şu şekilde iki tane kodum vardı benim. Ben geldim bu kodları kopyaladım. Kopyaladım kodları geldim. Şurada console.WriteLine body sildim ve buraya yapıştırmış oldum. Şu return view'i de kaldırıyorum. Güzel. JSON Convert'ı burada kullanabilmek için kontrol nokta dedim. Using Newtons of JSON'ı seçtim. Şimdi burada da Booking Exchange View Model değil de Booking Hotel Search View Model gelecek. Kontrol nokta dedim. Şöyle şurada düzeltecek. Tamamdır. Search'ü düzeltti. Bu şekilde bunu dahi etmiş oldum. Tabii biz values nokta neye gideceğiz? Result'a gideceğiz. Çünkü bizim verilerimizi getirmek istediğimiz yani getirmeyi istediğimiz yer result'ın içerisinde. O yüzden ben burada result'ı seçmiş oldum. Çok güzel. Şimdi indekse sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Razor view. Ardından burada admin layout seçili olarak ekle dedim. Bir gelsin bakalım burada Booking için otel verileri geliyor mu beraber görelim. Gelsin. Birlikte kontrol sağlayalım. Şimdi bizim amacımız şuradan dönen şu değerleri listeleyebilmek. Bir de bunun tabi şu destination ID vesaire bunları daha dinamik hale getireceğiz. Yani en azından böyle bir lokasyon bilgisini falan aldırmayı deneyeceğim. Şimdi buranın ismi Booking
otel rezervasyon sayfası olsun. Booking otel rezervasyon sayfası. Ondan sonra şöyle H3 ile arama yapılan şehir 2 nokta üstte Paris/Fransa. Tamam, güzel. Şimdi bunun içerisinde verilerimi getiriyor olacağım. Add model. List olarak değil ne olarak? Ay enumerable olarak. Küçüktür sembol içerisinde biz neyi getireceğiz? Sen diyeceğim Booking Hotel Search View model içinde yer alan result'ı getireceksin. Çünkü biz result'a göre çalışacağız ve result'ın değerlerine ihtiyacımız var. Bir tane table dönelim burada. Table class eşittir table boşluk table tire striped demiş olalım şöyle. Güzel. Sonra altına bir tr, tr'nin altına table heat. Şimdi table heat'te bir tane counter yer alsın. Ondan sonra otel adı yer alsın. Otel adı. Ondan sonra otelin adından sonra başka mesela Ctrl D dedim. Başka neyin vardı burada otelin? Şu result'a bir gidelim. Result'ın içerisinde şunu bir açalım. Şimdi bunun içerisinde bize neyi getirebiliyor? Başka neyi getirebiliyoruz biz burada? Ülke koduna ihtiyacım yok. Currency code para birimi diyelim. Yani otel adı. Gerçi para birimi de değil. Yani euro olarak baktık zaten. Şurası Configuration Enable 3 yataklı. Price Breakdown. Burası ücretle ilgili. Aynen her şey dahil ücret aslında. Bunu da birden fazla değere göre çekeceğiz. Yani bu sayfanın içerisinde birden fazla değere göre veri çekecek. Bir Price Breakdown'ı da ben getirebilir miyim buraya? Şurada 300 işte her şey dahil fiyat 384 euroymuş galiba. Bakarız oraya. Ondan sonra başka şimdi otel adı geliyor. Tamam. Sonra burada başka ne var? Bunun puanı yok mu ya? Score. Review scored word. Very good diye bir şey yazıyor. Ha, review score. Review score dediği de otel puanı. Sonra otel değerlendirmesi. Değerlendirmesi. Ondan sonra table heat detaylar olsun. Bu şekilde birkaç tane başlık eklemiş oldum. Şuraya bir tane count ataması yapalım. Noktalı virgülümü koydum. Geldim. For each var item in model. Modelden alacaksın dedim. Bir tr. Tr'nin içine td'yi atadım. Sen diyeceğim at count'u burada bir al. Ama öncesinde döngüye girdiğin zaman count artı artı olsun. Güzel. Count'u burada bir arttırdık. Sonra altına indim. Td ile devam ediyorum. Sen diyeceğim burada item nokta otelin adı lazım bana. Yani ne? Otel ne? Güzel. Sonra Ctrl D puanı ve değerlendirmesi. Puan için score. Review score. Aynen. Sonra bir de score'un word hali. Yani yazılmış hali. Yazılmış hali de ben şurada bir şey gördüm. Bakın hemen göstereyim. Şu. Very good. Yani işte çok iyi bir otel gibi sanırım. Hani biz burada aslında kendimizce de bir değerlendirme yapabiliriz. Örneğin işte puanı 9 ve üstünde olanlar çok iyi. 7,5-9 arasında olanlar iyi falan gibi böyle bir şeye dönüştürülmesi de oldukça mümkün. Güzel. Ondan sonra detaylara ihtiyacım var. Şöyle detaylar için buraya bir tane buton ekleyelim. Küçüktür. A harf eşittir. Şimdilik diyez bir yere gitmesin. Sonra klasımız eşittir. BTN boşluk BTN tire outline tire dark olsun. İsme de detaylar. Böyle bir şey eklemiş oldum. Çok güzel. Şimdi buranın üzerinden uygulamayı ayağa kaldırmayı deneyelim. Bakalım çalışacak mı beraber. Görelim. Keşke burada da bir Allow Anonymous kullansaydık. Çok iyi olurdu. Şimdi şöyle kapattım bir saniye. Hemen Allow Anonymous kullanın. Bunları tabi daha sonra proje bitmeden önce bu Allow Anonymous'ları kaldırıyor olacağım buradan. Kontrol nokta dedim. Ve burada şunu kullandım. Şimdi tekrar uygulamayı bu sayfadan yeniden ayağa kaldırıyorum. Şimdi bir bakalım nasıl oldu beraber görelim. Verilerimiz listelenecek mi? Bekliyorum gelmesini. Niye gelmedi? Birden fazla kez yönlendirdi. Allow Anonymous kullanmadık mı? Burada kullandık. Tamam, tekrar çalıştıralım. Niye algılayamadı Allow Anonymous'u? Ha, şeyden dolayı özür dilerim. Arayasını vermedik. Araya parantez çift tırnak admin.
Tamam. Arayasında atadık. Şimdi tekrar çalıştırdığımda muhtemelen verilerimiz gelecektir diye düşünüyorum. Bir bakalım. Yüklensin sayfamız. Şöyle. Gelecek. Şöyle geldi. Şimdi çalıştırdım. Şurayı kapattım. Admin/bookingotelsearch/ index sayfasında verilerimiz geliyor mu? Beraber görelim. Burada açılsın. Dırırırın. HTTP request exception response status code 400 mü? Neden 400 döndü ki? Ama burada çalıştı bu kısım. Bir dakika. Page number'ı yeniden 0 yapalım. Şurası 0 olsun. Yeniden bir test endpoint diyelim. Tamam. Code snippet'a gittim. Şöyle HTTP client olarak aldık zaten. Copy dedim. Bir daha bir yapıştırıp deneyebilir miyim? Müsaadenizle bir saniye. Şöyle tekrar. Hatta şuraya kadar yani. Şöyle yeniden yapıştırmış oldum. Sonra şunu sildim. Bir de şurayı sildim. Tamam. Var mı bir sorun? Olmaması gerekiyor. Yani buradan şu an çalışması gerekiyor. İndekse geldim. Tekrar tarayıcı üzerine göster diyelim. Admin Booking Hotel Search Index Status Code 400 dönüyor. Şimdi ne döndü? Az önce neyi yanlış yapmıştım da şimdi farklı bir hata geldi. JSON header exception input string 0.0 is not valid integer. Ha. Yani diyorsun ki sen burada JSON'dan gelen değer nokta ama o noktaları virgüle çevirmen lazım. Nerede nokta geliyor ki? Hemen bakalım. Integer bir değer var mı böyle noktalı ya da double bir değer? Bir bakalım bakalım. Mesela review score 8.4. Bunları böyle karşılayamaz. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Replace kullansak. Şöyle desem var. Body replace gibi bir şey kullansam eşittir. Body'den gelen değerleri replace al ve değiştir. Şöyle önce eski karakter sonra yeni karakter. Eski karakter nokta. Yeni karakter boş olsun. Şu şekilde alsak hiçbir şey almasak. Bu şekilde kalsa. Alır mı acaba? Ya da virgül mü koysaydık? Bir böyle bir deneyeyim bakalım böyle geliyor mu? Tarayıcı üzerine göster dedim bir bakalım. Yani nokta gördüğün yere hiçbir şey atama gibi bir şey kullanmış oldum. Çalışmaz. Neden? Çünkü ben bunu nerede çağıracağım? Değişken olarak kaldı. Body replace olacak şöyle. Body replace. Şurada çağır. Tamam. Bir daha deneyelim. Yeniden tarayıcı üzerinde göster diyeyim. Bakalım geliyor mu booking verileri. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Bakalım burada şöyle kapatmış oldum. Videoyu beğenirseniz ve videoya yorum yaparsanız çok sevinirim. Biraz daha ön plana çıkaralım dersleri. Geldi. Tamam. Şimdi şu birleşti. Bir dakika birleşti. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Şuraya bir virgül atasak. Virgül atasak. Şöyle tekrar tarayıcı üzerinde göster diyelim. Bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. Şimdi sağ tuş tarayıcı üzerinde göster. Yani şu hatanın sebebi az önceki hata var ya orada işte noktayı C# şey olarak kabul ettiği için bir böyle Visual Studio komutu olarak kabul ettiği için sanırım ondan dolayı gelmedi. Ama da bir replace uygulayınca dönüşmüş oldu. Bakalım virgülle çalışacak mı? Dırırırın. Virgül de olmadı. O zaman nokta gördüğün yerde hiçbir şey yapmayacaksın gibi bir durum söz konusu. Şimdi araya boşluk bıraksam yani virgül de bu kez başka karakter olarak algılıyor.
Neyse, buna bir çözüm buluruz. Şöyle bir boş kalsa peki. Ya ama boş kalırsa da araya komple boş koyar. Sen bir... Merhabalar, video kaydı durmuştu. Şimdi devam ediyoruz ikinci kısımda. Şimdi bu skorları ondalıklı olarak göstermek için aklıma şöyle bir yöntem geliyor. Mesela biz şurada bir tane double türünde değişken oluştursak, tamam mı? Double işte ismi skor olsun mesela. Eşittir 0, başlangıç değeri 0 olan. Hatta eşittir 0'a da gerek yok. Bir tane skor isminde değişken oluştursak. Sonra şurada skorun olduğu kısımda şunu şöyle çağırsak. Mesela desek ki at sembolü süslü parantezimi açtım. Yukarıda tanımlamış olduğum skor değişkeni eşittir. Item nokta review skor bölü 10 desem ve noktalı virgülümü koysam. Bu şekilde çalışmaz mı burası? Şöyle bir deneyelim. Item nokta review score desek. Tabi bunu bir yerde yazdırmadım şimdi. Şimdi yazdıralım. Bir gelsin, şu an bir hata vesaire var mı? Önce bir onu görelim. Admin booking hotel search slash index. Tamam, şu an bir hata yok. Şöyle yapsak. Mesela şuraya ben bir tane daha TD atasam ve buraya sen diyeceğim skoru getir desem. Şöyle skoru getir. Ardından tekrar sağ tuş yeniden tarayıcı üzerine göster diyeceğim. Şöyle tekrar bir tarayıcı üzerine göster dedim. Bir daha görelim bakalım nasıl oldu. Şimdi şurada diğer tarafta ne geliyor ki bu? Float geliyor. Şu uzun oldu da şöyle yapsak. Score eşittir. Double nokta parse desem. Parantezimi açsam. Ardından şurada parantezimi kapatsam. Şuraya da bir nokta toString ataması yapsam. Çalışır mı? Niye hata döndü? Şimdi add score eşittir. Tamam, ha gitti hata. Tarayıcı üzerine göster dedim. Bir de böyle bir deneyelim. Az önce şöyle gelmişti. Yeniden gelsin bakalım. Tamam. Şimdi tam istediğimizi yakalamış olduk. Güzel. Tam puan olan var mı mesela? Tam puan olan sanırım yok. Tam puan bir şey olmadığı için. Ya muhtemelen tam 8.0 falan çıkar mı bilmiyorum. 8 çıkar herhalde ya direkt. Tam da. Tamam. Bu şekilde double'a dönüştürünce ortadan kalktı ilgili sorun. Peki şuraya artık gerek var mı? Yok. Otel değerlendirmesi. Otel tam otel değerlendirmesinde de ne yazıyor? Very good, good, fabulous. Bu efsane sanırım. İşte çok iyi, iyi. Güzel. Peki bunu da biz Türkçeleştirsek. Mesela şöyle yapsak. String. Bu değerlendirmeyi ne olarak alıyor ki? Biz yani ne çağırdı? Score word diyelim. String score word eşittir. Başlangıçta boş gelsin. Tamam. Ondan sonra şu score word'ün yazılacağı yer şurası. Süslü parantezimi açmaya gerek var mı? Var. Bir tane at sembolü, bir tane süslü parantez. İndim altı. Diyeceğim ki if eğer item nokta review score word eşitse ne? Çift tırnak içerisinde. Mesela very good'a şöyle tam şu şekilde alalım. Kopyalalım. Geldim buraya yapıştırdım. Tamam. Eğer very good'a eşitse süslü parantezimi açtım. Alta indim ki bunun devamını alıyor mu bu? Almıyor. Tam bu şekilde. Very good ise o zaman sen bize TD'de şunu yazdır. TD içerisinde çok iyi. Çok iyi. Sonra geldim şunu kopyaladım. Altına yapıştırdım. Şurayı siliyorum artık. Buna ihtiyacımız yok. Eğer ki very good değil de good ise sadece good ise o zaman iyi yazsın. İyi. Sonra fabulous ise alabildim mi bilmiyorum. Şöyle kontrol değil şuraya aşağı aldım. Alamamışım bir saniye. Fabulous sanırım böyleydi. Fabulous ise o zaman şey yazsın. Harika.
Çok iyi, iyi, harika. Eğer ki mesela daha küçükse diğer durumlarına bakmak gerekiyor. O zaman da işte kötü gibi bir sonuç yazdırılabilir. Bir deneyelim bakalım nasıl oldu. Bu TD istediğim sonucu bize veriyor mu? Booking'den gelen oteli kendimiz değerlendirebiliyor muyuz şu anda? Görelim. Şurayı kapattım. Admin slash Booking Hotel Search slash Index sayfası açılsın. Ve burada geldi. Şunun Fabulous'u ben doğru yazmadım sanırım. Aynen. Onu hemen bir kontrol etmek gerekiyor. Şuradan bir kontrol etsek. Mesela kaç numaralı otelde var bu? Hemen şuraya gidelim. Örneğin 6 numaralı otelde varmış. Hemen bir dakika şuraya tekrar geldim. 6 numara sanırım şu. Evet. Bu 8.1 bu değildir. 7 numaraya bakalım. Şöyle kontrol F ile arayayım. Fab. Very good yazalım. Very good. Tamam, şurada bir yerde geliyor işte. Arkadaşlar bir saniye ben hemen ona bir bakayım. O kelimenin doğru yazışını bulamadım. Kelimeyi bulamadım. Booking'den Ctrl F yaptım, gelmedi. Şöyle yapalım. Tam bir dakika hemen şöyle. Şuraya at item nokta bir dakika yine bir TD ekleyelim. TD item nokta review scoreboard. Şöyle bir gelsin. En azından onu tam karşılamıyorum. Ben bunu doğru yazmadığım için şu an orası gelmiyor. Şöyle tekrar bir kez daha çalıştırmış olalım. Şöyle sağ tuş tarayıcı üzerinde göster diyeceğim. Bekliyorum gelmesini. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Gelsin bakalım bu kısım nasıl gelecek. Beraber görelim. Şu önceki sekmeyi kapattım. Burası kelimeyi tam doğru yazmadığım için if içine işte karşılamıyor. Fabullo. Şöyleymiş, tamam. Şöyle geldim. Şuraya yapıştırdım. Fabulous. Ben Fabulous yazdım. Tamam. Şimdi bunu kapattım. Geldim. Yani daha doğrusu sildim orayı. Şimdi tekrar tarayıcı üzerinde göster diyeceğim. Artık hepsinin sorunsuz bir şekilde gelmesi gerekecektir diye düşünüyorum. Şöyle tarayıcı üzerinde göster dedim. Son kez açmış olalım. Bakalım burada Booking API çalışıyor mu istediğimiz formatta. Bakın burada veriler geldi. Tamam, çok iyi. Tam istediğim formatta geliyor. Şimdi bunun bir tık ötesinde mesela şu gerçekleştirilebilir. Örneğin işte Booking API'ye geldim tekrar. Mesela burada web sitelerinin yani sitelerin detayları yok sanırım. Sadece isimleri var. Aynen. Yani burada mesela detaylar butonuna tıklanınca diğer bilgileriyle ilgili bir şeyler de alınabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de burada mesela şunlar var. Örneğin result'ın içerisinde mesela burada bir sürü alt başlığı var bunun. Yani özellikle ödemeler, işte check-in, check-out tarihi falan. Yani bunların detayları artık yani bir başka API projesinde olur. Çünkü ya yani burada buna devam edersek bunun içinden çıkmak çok zor olacak. Şöyle hani bunun bir tık ötesinde de şöyle bir işlem gerçekleştirilebilir. Mesela biz şurada arama yapılan şehir kısmında arama yapılan şehir kısmında aslında biz yalnızca şu scoreboard'u da gerçi kullanmadık. Şuna da gerek kalmadı. Arama yapılan şehir kısmı için biz ID değerini daha böyle şey formatında gönderebiliriz. Parametreli formatta gönderebiliriz. Yani burada ben mesela geldim işte destination ID eşittir şu değer var ya bakın bu değeri ben gelip parametreli formatta gönderebilirim. Bir tık belki manuel bir işlem olur ama yani drop down'dan seçtirilebilir mi? Yazılımda her şey mümkün. Yani verilen çerçeve içerisinde her şey yapılabilir. Peki burada bu destination ID'yi başka bir yerden alsak yani bize aslında bize burada şunu getirmeli. Ben bir tane şehir göndereyim. O şehrin bana ID'sini versin. Bu ID'yi geleyim burada kullanayım ve burayı parametreli olarak alalım. Yapabilir miyiz? Bakalım kaç dakika oldu. Yani 29 dakika oldu. Aslında yapabiliriz gibi hissediyorum. Burası da güzel oldu. Yani şu arama yapılan şehir kısmına da o gelen
yapıyı göndeririz. Böylece dinamik bir arama işlemi gerçekleşmiş olur. Mümkün mü? Oldukça mümkün. Yani burada da mesela Hotel Search Index'te dışarıdan bir parametre alır. O parametreye göre getirmiş oluruz. Getirmiş oluruz ki burası bir nevi bir listeleme sayfası olur. Aramaya geri döneriz falan, bu şekilde bir işlem yapmamız bence mümkün. Şimdi bakın ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce şunu gerçekleştirin. Ben şöyle şu araya ineyim. Şuraya. Public. IActionResult. Index değil de get id get city id olsun. Şimdi city'nin dest id'si olsun. City'nin destination id'sini bize getirsin. Tamam mı? Süslü parantezimi açtım, alt satıra indim. Şimdi burası bir kere dışarıdan ne alması gerekiyor? Bir string parametre alması gerekiyor. String türünde bir p parametresi alacak ve biz buna göre işlem yapıyor olacağız. Şimdi string türünde p parametresi alacak. Aslında biz burada p parametresinden kastım ne? Şehir. Yani ben burada şunu yapacağım. Yani bir önceki aşamada şurada diyordu ya bana. Diyordu ki bak diyordu sen şu şehir ID'sini search location'dan alabilirsin. Tamam. Şimdi ben search location'a gideceğim. Search location burada. Şimdi search location kısmına Paris yazdım ve Paris için bana bir tane ID değeri verdi. Şimdi bana tam olarak bu gerekiyor. Yani bana ben bir şehir yazacağım. O şehrin ID değerini getirecek. Bunu yapmam gerekiyor. Peki bunun için neye ihtiyacım var? Dışarıdan bir tane p parametresi alacağız. Güzel ve bu HTTP GET'e göre bu almış olduğu parametreye bağlı olarak bana veri listeleyecek. Şimdi evet. Güzel. Şöyle HTTP GET atanası yapsak buraya. Şimdi diyeceğim ki sen bana veri getireceksin. Nereden getireceksin? Bir şehirden getireceksin. Mesela şöyle yapsak. Test endpoint dedim. Şunu bir dene. Tamam, burada mesela Paris'in işte bilgisi geldi falan. Şöyle şu kodu bir kopyalasam. Tabii bunun bir saniye, özür dilerim, yanlış kopyaladım. C# HTTP client zaten o geldi. Şu kodu bir kopyalasam. Kopyaladım. Geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Sadece asenkron olacaksın. Asenkron task. Güzel. Asenkron atamasını geçtik. Tamam, çok güzel. Çok pardon. Tamam. Asenkron atamasını geçtim. Şimdi console.WriteLineBody değil de return view dön bir. Tamam, bize zaten bir tane değer lazım. Ben şimdi onu çekeceğim senden bir şekilde. Onda hiçbir problem yok. First or default'ta falan ben onu bir şekilde çekerim. Bana bir tane ID lazım. Şimdi sen bana burada şehrin ID'sini getirmesin. Peki bu şehrin ID'si nasıl olacak? Şuradan gelecek. Sen diyeceğim Paris'i bana burada verme. Ben bu Paris'i sana parametre olarak göndereyim. Çalışır mı? Deneyeceğiz. Şimdi tabi bu sayfa, şimdi bu sayfa aslında dışarıdan bir sayfa yüklendiği zaman biz buraya veri getireceğiz de. Burada mesela takıldığım bir iki şey var benim. Şimdi benim amacım ne? Buradan, yani buraya dışarıdan bir parametre gelmeli bu sayfa yüklendiğinde. Gelir mi? Deneyeceğim. Şimdi sen diyeceğim şöyle en başa bir tane dolar sembolü al. Paris'i silelim şuradan. Sen diyeceğim burada bana P parametresini al. Bu P bizim şuradan gelen P'miz. Tamam. Yani ney mi? P'ye eşit olmalı. Güzel, hiçbir problem yok. Şimdi şöyle yapalım. Sağ tuş add view diyelim. Buraya bir tane view ekleyelim. Bu view bir admin layout kullansın. Görelim bakalım. Nasıl oluyor? Beraber kontrol sağlayalım. Şimdi bir tane sayfa düşün, tamam mı? Bu sayfa yani şuradan bağımsız bir sayfa olacak. Buradan bağımsız bir sayfa olacak. Biz bu sayfayı yönlendireceğiz. Nasıl olacağını göstereceğim. Ama önce benim yapmak istediğim şey şu. Sen beni önce bir bu sayfada bir arama yapmamı sağla. Önce bir bunu deneyelim. Şimdi buranın ismi Booking oteller için şehir ID bilgisi getirme demiş. Şehir ID bilgisi getirme. Güzel. Şimdi sen diyeceğim burada. Şimdi biz bunu tetikleyebilir miyiz? For metot post olunca mı çalışacak? Aynı sayfa içerisinde benim parametre almam mümkün mü? Deneyelim. Şöyle yapalım. Sen diyelim şuraya bir tane önce bir label ataması yapalım. Bir label. İsmi, şehir, adını, giren isim. Şurayı da H2 boyutuna getirelim. Şuraya da şöyle iki tane BR bırakalım. Tamam. Şehir adını girmiş. Altına bir tane input type eşittir text. Sonra class'ım eşittir form tire control olsun. Tamam, bunların atamasını yaptım. Sonra bana name lazım. Name eşittir parametreden gelen değer. P. Güzel. Sonra altına bir boşluk.
Boşluğun altına da bir tane buton ekledim. Butonumun klası eşittir. BTN boşluk, BTN tire primary olsun. Hatta outline primary olsun şöyle. Outline primary. İsmi de şehir ID getir. Şehir ID getir. Şimdi burası bizim şehrimizin ID değerini getirecek. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Bunun için şunu kapattım. Önce şuraya bir tane atama yaptım. Şimdi burası get'te aslında posta çalışacak. Yani post işlemi olduğu zaman gidecek burası. HTTP post diyelim. HTTP post. Şimdi post diyelim. Tamam. Şurayı da form method post alalım. Form method eşittir post. Güzel. Ondan sonra geldim şurayı şöyle aşağı getirmiş oldum. Çok güzel. Şimdi bunun üzerinden bir deneyelim bakalım. Mesela sağ tuş değil, direkt şuradan bir uygulamayı çalıştıralım. Booking Hotel Search Slash işte Get City Desk ID sayfamız bu. Gelsin. Bekliyorum gelmesini. Şimdi şunu bir dakika şunu kopyaladım. Geldim. Diyeceğim ki admin slash booking hotel search slash geldim get city desk ID'ye bunu ekledim. Niye gitmedi? Admin slash booking hotel search slash get city desk ID enter'a bastım. Buranın sanırım bir de get'in olması gerekiyor, o yüzden getirmedi. Bir dakika. Şöyle yapalım bir saniye. Şunu bir de get işlemini yazalım. İsmini kopyaladım, geldim. Köşeli parantez HTTP get. Tamam. İndim altı. Public action result yapıştırdım. Parantezimi açıp kapattım. Return view. Geriye bize bir tane view dönsün. Güzel. Şimdi uygulamayı tekrar bu sayfa üzerinden ayağa kaldırmayı deneyelim. Bir bakalım. Bu kez çalışacak mı, beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Şimdi sen diyeceğim slash admin slash booking hotel search slash get city destination ID. Heh, şimdi geldi. Şimdi benim buraya İngilizce olarak bir isim yazmam gerekiyor. Mesela ismi neresi olsun ismi? Barcelona olsun. Barcelona. Geldim. Şehir ID getir butonuna tıkladım. Buraya hiç gitmedi ki şimdi bu. Niye hiç girdiremedik biz buraya? Post işlemi olunca. For method. Çünkü burada şey yok ya. Breakpoint yok. Tekrar çalıştıralım. Yani burada P'yi karşılamadı mı? Karşılamadım. Onu görmem gerekiyor. Admin slash booking şurada get the desk ID. Geldi mesela Barcelona yazdım. Şimdi şehir ID getir butonuna tıkladım. Geldi. Güzel. Şimdi parametreye bakıyorum. Parametre Barcelona. Doğru yazmış mıyız? Herhalde İngilizce karşılığı böyledir. F11'e bastım. Client'a gitti. İsteği okudu. Şimdi isteğin içerisinde artık bizim isteğimiz var mı yok mu? Body'de karşılıyor olacağız. Geldim. Bir dakika. Şurada body'ye bir bakalım. Body'nin içerisinde JSON Visualizer dedim. 0. Tamam. Süper. Bakın Barcelona geliyor. Çok güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi benim burada neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Şuna ihtiyacım var. Destination ID eksi işte yani tire 372.490 yazıyor ya. Yani şu diğerleriyle arasındaki farkı kestiremedim. Sanırım bu işte Region Catalonia yazıyor mesela. 2'de ne yazıyor? Aslında aynı yine. 372.490 City UFI. Bu aradaki farkla ilgili bilgisi olanlar lütfen paylaşsın. Hani nedir sizce bu ID arasındaki fark? Şimdi bakın. Bir sonraki aşamada yapacağım şey şu. Burada girmiş olduğum şehrin ID'sini artık çekeceğim. Yani şurada bana JSON Convert'te bütün veriler lazım değil. Bana sadece ilk sırada yakaladığı ID değeri lazım. O ID'yi alacağız. Onu bizim yukarıdaki alanımıza şuraya parametreli olarak göndereceğiz. Bunu yapacağız. Bu kadar. 40 dakika oldu. Bence yeterli. Burada duralım. Gelecek derste buradan
kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.